Ana haber bülteni Diyar Vindavi ile başlıyor. İyi akşamlar sayın ve değerli seyirciler. Mesela Türk Muhabir Televizyonu'ndan günlük ana haber bülteni ile karşınızdayız. Başbakan Mehmet Şia El-Sudani, Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri ile bölgedeki son gelişmeleri ve Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmaya yönelik uluslararası çabaları ele aldı. Başbakan Mehmet Şia El-Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Raşid bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Lübnan Hizbullah, savaş şehrini ve Celil'deki kasabaları hedef alan bir füze saldırısı başlattı. Bundan önce Lübnan Hizbullah El-Sada bölgesindeki Siyonist yapıya bağlı bir piyade kuvvetini top mermileriyle hedef almıştı. Gazze Şerit'in kuzeyinde Beyt El-Lahi'nin batısındaki Sultan Mahallesi'nde Abu Cafer okuluna işgal savaş uçaklarının düzenlediği bombalı saldırıda iki Filistinli şehit oldu. Kudüs Tugayları Gazze Şerit'inde Netim Zerim eksenindeki Siyonist mevzilerini bombaladı. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسلحة. نحن أبناء وبنات ذلك الإمام الذي وقف يوم العاشر من محرم وأعلن موقفه بوضوح. بيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي والمنتظر والميدان. Merhaba sayın seyircilerimiz. Başbakan Mehmet Şia El-Sudani, Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri ile bölgedeki son gelişmeleri ve Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmaya yönelik uluslararası çabaları ele aldı. Başbakan Lübnan Parlamento Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Irak'ın savaşı durdurma ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarını destekleyen tutumunu doğruladı. Başbakan Mehmet Şia El-Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Raşid bölgedeki gelişmeleri ele aldılar. Toplantıda bu son derece zor aşamada safları birleştirmenin önemi vurgulanırken, kardeş Lübnan ve Filistin halkına yönelik saldırgan eylemleri derhal durdurmak için uluslararası çabaları harekete geçirmenin önemi vurgulandı. Başbakan ayrıca Ulusal El-Hikma Hareketi Başkanı Ammar El-Hakim ile bölgedeki durumla ilgili gelişmeleri de görüştü. Toplantı işgalçı yapınında Lübnan ve Gazze'de suç işlemeye devam etmesi nedeniyle ortaya çıkan ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah ve arkadaşlarının şehadetiyle sonuçlanan gerginlik ele alındı. Bundan önce Başbakan saldırıların önlenmesi ve Siyonist yapının uygulamaya devam ettiği tehlikeli boyutlara varan soykırımı da durdurulması konusunda büyük güçlerin sorumluluklarını da üstlenmesinin de önemini vurguladı. Bu açıklama Avrupa Birliği'nin Bağdat Büyükelçisi Thomas Seller'i kabul ederken Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell'in Siyonist saldırganlığında devamı ve çatışmayı genişletme girişimlerine ilişkin tutumlarını takdir ettiğini ifade ederken gerçekleşti. Ya Habibi ya Hüseyin, seyuktel ihvetuke ve ebnauke.
Lübnan Hizbullah Savaş şehrini ve Celil'deki kasabaları hedef alan bir füze saldırısı başlattı. Parti saldırının da Safat kenti civarına yoğunlaştığını, sirin seslerinin de yanı sıra burada çok sayıda maddi kaybın yaşandığını ve yerleşimcilerin korku durumuna girdiğini belirtti. Bundan önce Lübnan Hizbullah Es-Sadah bölgesində Siyonist yapıya bağlı bir piyada kuvvetini top mermileriyle hedef almıştı. Parti yaptığı açıklamada güçlerinin de top mermileriyle düşman saflarını hedef aldığını ve doğrudan isabetler elde ettiğini belirterek Lübnan'a yönelik saldırıya tepki ve Gazze'ye destek amaçlı operasyonların devam ettiğini vurguladı. Siyonist varlığın saldırılarının da artmasıyla birlikte Lübnan'ın başkenti Beyrut ile güneyindeki Nebatiye ilçesine bağlı bir kasabayı hedef alan yeni Siyonist saldırısında 9 sivil şehit oldu. Sağlık Bakanlığı Siyonist bir insansız hava aracının da geçen Ekim ayından bu yana ilk kez başkentte bir apartman dairesini ve güney bölgelerdeki bir binayı hedef aldığı bildirdi. Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. Bir başka bölgede ise 6 sağlık görevlisi şehit oldu. Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın ruhuna Kerkük'te Bedir Örgütü Hacdi El-Şabi Kurumu ile ortaklaşa taziye meclisi kuruldu. Şehit Hasan Nasrullah'ın ruhuna Kerkük'te Bedir Örgütü Hacdi El-Şabi Kurumu ile ortaklaşa taziye meclisi kuruldu. Düzenlenen taziye meclisinde Kerkük'te önde gelen şahsiyetlerle ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bedir Örgütü Kuzey Bölge Sorumlusu Muhammed Mehdi Bayatlı, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah hakkında şöyle konuştu. Kerkük milleti, gördüğünüz kimin? Taciye tuttular, ağırlılar, taşkılarına çağırırlar. Taciye kurdular. Mühim bir şahsiye, İslam bir şahsiye, cihadi bir şahsiye, o da Semahattin Seyyid Hasan Nasrullah. Bütün alem bilsin, bir insanın şehit olmağı, aynen İmam Hüseyin şehit olmağı kiminde, ne İslam durar, ne mukavama durar, ne cihad durar. Aynı vakitte de, her halde de, nerede insanlar varsa bu adamı severler, bu adamlar da severler. İnşallah bu yol idama verer. Gerek İsrail bölgesin kalmasın. Ve aynı vakitte de milletimizden isterik bu yol, mukavma yolu ve cihad yolunda da idama versinler ve teyit etsinler ve müsaadet de göndersinler. Bugün Cünüb Lübnan ve Gazze ayrı bir halde. Bunlar hapsi yardım isterler, müsaadet isterler. İnşallah milletimiz de Türkmen milleti, şerif milletler ve aziz milletler inşallah bu yoldan da kusur koymazlar. Şehit Hasan Nasrullah'ın yolunda gideceklerini ve hayatı boyunca vermiş olduğu mücadelesini övgüyle Haşit El-Şabi komutanları ve sorumluları şöyle dile getirdiler. Dersi bizim ki o bir kimseler ki bizim kayıtlarımız bir denası düşende o birisi gelir yerini alır. Kat'an Seyyid'in bu kanını koymarık böyle geçsin. Tamam, şimdi İsrail ancak yedir, Netanyahu seleşenden mağrur bir halete selaşırı. Biz de diyoruz, el-eyyamu beynena. Görsünler, bu kan büyük bir kanıydı. İnşallah yakın zamanda yerde de doldu. Ama bu kanla biz ahdimiz var. Nece ki Kerbela'da ahd verdik İmam Hüseyin'e. Bu nehicde kaldık, bu yolda kaldık. Hatta İsrail'i ara yerden yaparak. Tamam, bugün bizim için büyük bir ağır gündür. Seyyid'in mukavma, Seyyid Hasan Nasrullah ki şehadete ulaştı. Biz biliriz İsrail'in hedefi nedir mantıkada? İsrail'in hedefi bas Gazze diyor ki, Filistin diyor ki, ve innama Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta. Ve lidalike mukavama Lübnan'dan, Gazze'den başladı, Lübnan'dan başladı ve inşallah bu mukavama da bitmez yani. Ve Seyyid'in şehadeti bizi yok yer koyar ve innama bize bir maneviyet verecek daha fazla. Seyyid'in şehadetinde biz nasır görürük, zafer görürük. Çünkü vaktinde İmam Hüseyin de şehit oldu. İmam Hüseyin'in şehadetinden sonra İslam büyük bir zaferlere geldi.
ve bizim bu şehit olmağı imtidat şuhada Kerbela'da. Çünkü İmam Hüseyin kanı verdi, İslam gögerdi. Bizim bu kanlardan mukavama daha kuvvetli oldu ve milletimiz daha kuvvetli oldu, İslam daha kuvvetli oldu. Tamam, bunlar hissettiler Seyyid Hasan'ın unsurlar mukavama eder, bilhakis. Mukavmanı daha kuvvetli ettiler ve mukavama da kalır ve biz bu yolda tutmuşuz ve hiç teracih etmeden. Hatta evimiz, uşağımız, hepimiz bitsek biz bu yoldan dif edeceğiz, İslam'dan dif edeceğiz, milletten dif edeceğiz. Bugün Kerkük'den mesaj yolluyoruz bu taziyeden dünyaya, kardeşlerimize mukavama da biz bir yoldayız. Bir Hasan'ımız düşse bin Hasan'ımız var. Bir seyidimiz düşse bin seyidimiz var. Bu yol İmam Hüseyin yolu yürüyeceği gözünde. Hiç teracih etmez gözünde. Ondan da evvel Hacı Kasım, ondan evvel Hacı Ömeydi, ondan evvel bu yol durmayıp durmayacaktı. Biz varık, mihvar mukamı vardı, hak vardı batılın kanşarında. Görür size sarıklar başlarına döküldü. Hiç teracih etmez, hiç enseye dönmez. Türkmen Hacı diye biz de ilan ettik. O buradan da sizi kenarizlendirir, hazırız. Her harısı sıra parçada bizi ve inşallah da hakkını alırız. O hakkını alırız, o hakkını da alırız. Yemen'in Hudeyde limanına yönelik Siyonist saldırısında şehit düşenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yemen Sağlık Bakanlığı saldırıda elektrik santrali ve patrol depolama tesislerinin hedef alındığını, 45 sivilin de yaralandığını belirterek saldırının da bölgede çok sayıda maddi kayba yol açtığını belirtti. Gazze Şerit'in kuzeyinde Beyt Lahiyan'ın batısındaki Sultan Mahallesi'ndeki Abu Cafer okuluna işgal savaş uçaklarının düzenlediği bombalı saldırıda iki Filistinli şehit oldu. Medya kaynakları okulda göçmen kişilerin barındığını, bunlardan ikisinin şehit olduğunu, diğerlerinde yaralandığını doğruladı. Bir başka suçta ise Siyonistler Gazze Şerit'in kuzeyindeki Tel El-Hafa mahallesini bombalayarak 3 sivilin şehit olmasına yol açtı. Kudüs tugayları Gazze Şeridinde Nezarim eksenindeki Siyonist mevzilerini bombaladı. Tugaylar savaşçılarının da füze bombardımanı ve havan toplarıyla düşman mevzilerini hedef aldığını doğrudan kayıplara ve çok sayıda maddi kayıplara yol açtığını bildirerek İşgal güçlerinin de saldırı bölgelerinde askeri operasyonlarının da devam ettiğini doğruladı. Eylül 2024 Cumartesi günü Genelkurmay Başkanı Özel Kuvvetler Kor General Abdülemir Raşit Yaralla patlamamış bomba imha komutanlığı karargahını ziyaret etti. Komutan çalışma mekanizması hakkında bir açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı patlamamış bomba işleme komutanlığını ziyaret etti. Eylül 2024 Cumartesi günü Genelkurmay Başkanı Özel Kuvvetler Kor General Abdülemir Reşit Yarallah patlamamış bomba tedavi komutanlığı karargahını ziyaret eder etmez komutan çalışma mekanizması hakkında bir açıklama yaptı. Komutanın eklemeleri, elde edilen başarılar, gelecek planları ve iş akışının önündeki en önemli engeller hakkında bilgi verdi. Daha sonra 1. 2. ve 3. komuta tugaylarını denetledi. Savaşçıların hazır olup olmadığını belirlemek teknik ve idari yönlerini takip etti. Aynı bağlamda Genelkurmay Başkanı Rüstemiye saha komutanlığını ziyaret ederek, sahadaki çalışmaların tamamlanma aşamalarını gözden geçirerek, sahanın tüm eklemelerini kapsayan yeniden imar kampanyasının hızlandırılması konusunda ilgilere bir dizi öneride bulundu ve kişisel çabalarını övdü. Güvenlik basın hücresi Irak ordusunun ülkenin güvenliğini ve emniyetini korumak için yüksek yeteneklere sahip olduğunu doğrularken devam eden hükümet çabalarının da varlığını ve gelişmiş silahlar satın alınarak hava kuvvetini geliştirmek için büyük fon tahsis edildiğini belirtti. Evet.
Güvenlik medyası, Irak ordusunun ülkenin güvenliğini ve emniyetini korumak için yüksek yeteneklere sahip olduğunu doğrularken, devam eden hükümet çabalarının varlığını ve gelişmiş silahlar satın alınarak hava kuvvetini geliştirmek için büyük fon tahsis edildiğini belirtti. Hücre Başkanı Tümgeneral Tahsin El-Havvaci, Irak Haber Ajansı'na şunları söyledi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şia Sudani liderliğindeki siyasi ve askeri liderlikten büyük ilgi var. Sudani, hava savunma yeteneklerini artırmada. Irak hava kuvvetlerini geliştirmek, gelişmiş radarlar ve ileri füze sistemleri satın almak, ayrıca sürekli eğitim ve yeni silahlar satın alarak mevcut yetenekleri geliştirmek için devlet tarafından büyük miktarlarda para tahsis edildi. Hava savunması inşa etmek önemli miktarda zaman ve mali çaba gerektirir. Ancak bu, hükümetin ülkenin güvenliğini ve emniyetini koruma konusunda kararlılığını yansıtıyor diye ekledi. Ayrıca Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanından bütçeler hava savunma geliştirme projelerine bütçe tahsisinde büyük çıkarlar diyor. Küresel sistemlerde rekabet edendir. El-Havvaci, Irak ordusunun yüksek kabiliyet ve kabiliyetleri var. Rus, Kore ve Amerikan sistemleri ile Fransız radarları da dahil olmak üzere hava sahasını ve hayati hedefleri koruma kabiliyetini artıran çeşitli tecihizatlar mevcut. Sürekli askeri eğitimin önemlidir. Güvenlik basın hücresi 4 ilde Daesh terör çetelerine mansup Nakus teröristinin tutuklandığını duyurdu. Askeri istihbarat 4 ilde Daesh terör çetesinin 9 üyesini tutukladı. Güvenlik medya ağı 4 ilde Daesh terör çetelerine mensup 9 teröristin tutuklandığını duyurdu. Güvenlik medya ağından alınan açıklamaya göre Askeri İstihbarat Müdürlüğü güçleri Bağdat, Ninova, Anbar ve Kerkük illerinde düzenlediği güvenlik operasyonları sırasında Daesh terör çetelerine mensup 9 teröristi tutuklamayı başardı. Askeri İstihbarat Müdürlüğü kahramanları tümen komutanlıklarının 7, 14, 15, 16 ve 17 istihbarat birimlerinden alınan doğru istihbarat bilgilerine dayanarak yeri işgal eden güvenlik güçleriyle işbirliği içinde birçok önleyici eylem gerçekleştirildi. Irak yargısı tarafından 4 terörizm maddesi hükümlerine göre aranan ve valiliklerin farklı bölgelerinde 9 teröristin yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonlar sırasında Daesh taşıyıcısı olarak da dahil olmak üzere açıklandı. Federal polis birimlerinin devam eden güvenlik çalışmaları kapsamında 12. Tugay'a bağlı kuvvetler, Kerkük'ten madde 4 terör suçları yasası uyarınca yargı tarafından aranan bir sanığın yakalanmayı başardı. Federal polis Kerkük'te bir terör sanığının tutuklandığını duyurdu. Federal polis birimlerinin devam eden güvenlik çalışmaları kapsamında 12. Tugay'a bağlı kuvvetler, Kerkük'te terörün 4. maddesi uyarınca yargı tarafından aranan bir sanığı yakalamayı başardı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, federal polis birimlerinin terör suçundan aranan kişiler hakkında yetkili mahkemelerce verilen tutuklama kararlarının uygulanması ve adalete teslim edilerek hak ettikleri cezaya çarptırmaları yönünde devam eden güvenlik çalışmaları kapsamında ve 12. Tugay 3. Tümen Gücü yapılan çalışma ve istihbarat takibi sonucunda güvenlik görevini yerine getirmiş. Bu sırada yargı tarafından aranan bir sanık terörün 4. maddesi hükümleri uyarınca tutuklanmıştır. Kerkük Valiliği'nin
El-Abbasi ilçesine bağlı Hur el-Safin köyünde ise şüphelinin nerede olduğu takip ediliyor. Açıklamada sanığın usulüne uygun olarak yetkili makamlara sevk edildiği belirtildi. Federal Dürüstlük Komisyonu bugün cumartesi günü Rakonot Fonu Kerkük Şubesi Müdürü sahtecilik suçundan hakkında çıkarılan tutuklama emrini uyguladığını duyurdu. Komisyon, hükümeti, enformasyon ve iletişim ofisi yürütülen operasyonla ilgili şunları söyledi. Kerkük Soruşturma Bürosu soruşturma ve soruşturma yapmak üzere bir çalışma ekibi oluşturdu. Fon Şube Müdürüne ait şikayette yer alan bilgiler arasında Kerkük'te Irak konutunda manipülasyon ve sahtecilik yoluyla konut arsası alındığı belirtildi. Komisyon Enformasyon Ofisi şunları belirtti. Ekip bilgilerinin doğruluğunu araştırıp doğruladıktan ve adli emri aldıktan sonra Kerkük Nüfus İdaresi tarafından düzenlediğine atfedilen kayıt fotokopisinde sahtecilik suçlamayı şikayetçi hakkında çıkarılan tutuklama emrini infaz etti. Arsa tahsisi için gerekli şartlardan biri olan elektronik belge, barkodi ile müdürlük ofis başka bir operasyonda şunları ekledi. Ekip proje kapsamında 3 milyar 508 milyon 733 bin dinar tutarında bir maliyette Kerkük şehrinin Arafa tarafı girişimini geliştiren tünel inşaatın eşlik eden ihlallere ilişkin soruşturmalar gerçekleştirdi. Denetim, inceleme tamamlandıktan Kerkük Valiliği Yollar ve Köprüler Müdürlüğü'nden uzman bir teknik komite atandıktan sonra saha incelemesi yapmak için projede aşağıdakilerde dahil olmak üzere çeşitli ihlaller olduğu tespit edildi. Fiyatlandırmada büyük sapma özellikle saha hazırlığı bölümünde 400 kW jeneratörün hazırlanması ve elektrik panosunun tıkanması gibi konulardaki spekülatif denetim konularının kamu parasına zarar verdiğini belirtti. Enformasyon Dairesi 1. Ceza Kanunu 289 ile 298. madde hükümlerine göre gerçekleştirilen iki operasyonda iki temel tutuklama raporunun düzenlediği ve bu tutanakların birlikte sunulduğu kaydetti. İlk operasyonda el konulan eşyalar ve sanık namus davalarına bakmaya yetkili olan Kerkük Soruşturma Mahkemesi hakimine sanığın soruşturma süresince tutuklanmasına karar verildi. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması münasebetiyle Kerkük ve Tuzurmatı ilçesinde şehit ailelerinin çocuklarına Aşrabi Kurumu tarafından mali yardım kampanyası düzenlendi. Yeni eğitim ve öğretim başlaması münasebetiyle Kerkük ve Tuzurmatı ilçesinde şehit ailelerinin çocuklarına Haşidi Şabi Kurumu tarafından mali yardım kampanyası düzenlendi. Petrol şirketinin Haşidi Şabi Kurumu ile Şehitler Müdürlüğü tarafından yapılan mali yardım kampanyasında 500 şehit ailesinin çocuklarına yardım eli uzatıldı. Valla bu birinci mübadele diyor, müstemir diye. Kavunan biz her 4 ayda doğum günleri dərik şehit balalar için, kız olsun, oğlan olsun. Aynı vakitte Qedir Beyram geldi. İndi bu ayda da İmam Cafer Sadık ve dikreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve aleyh doğum günüdür. Bu barnamacı neden bağladık? Mektepler açıldı. Uşaqlar için canta lazım oldu, kurtasiyet lazım oldu, asbab lazım oldu. Biz bu mübadeleleri dendik, uşaqların yönüne bir kez farahlıq girik. Bir de tekit edelim, okumağa uşaq ehtimam etsin. Yani okumak elimizde silahdı. Düşman silahı bir okumaktan, bir gazete kafiden, başka şeylerden, harbin naime işleri. İçeride yok daha silahdan diyor şu an. Bes aynı vakitte de bu. Rabt edelim özünü, mevzu Lübnan'a, indi Lübnan'da dövüş var. Hatta biz kurtasiyet yığırık bu şeylerde. Hatta Lübnan'daki kardeşlerimiz için, mücahidler için, uşaqlar için, özler için. Düzenlenen yardım kampanyasında Tuzurmat Kaymakamı Zülfikar Haydar, Haşdi Şabi 63. Türkmen Tugayı Komutanı Ahmet Esed, çok sayıda önde gelen şahsiyet ve şehit aileleri de katıldı. Bugünün de bu marhala yani takrim aval şu adal Haşdi Şabi bu münasebanda tabi bildiğiniz gibi ukalat şu onil النفط يدبده يعني من رعاياسيدان ده هيئة الحشد الشعبي ومكتب كركوك
جزاهم الله خير الجزاء. تبي برد بز مكتب يعني عوائل الشهداء الحشدن كسوة مدرسية بلارة دي دخلار كمان بلارة بر بسيط هدية تقديمية تلار. تبي بز بلاردان چوخ ممنونخ وجزاهم الله خيرا. وبدأ دلالات بأنه عوائل الشهداء بزم دائما ياد مزداد ولو بشيء بسيط. طبعا تزامن يتمغ أولا الشكر كل شكر لوزارة النفط كي بو مبادرة يقاف مع الحشد الشعبي مكتب كركوك بز عوائل الشهداء نيت ساق أصده ولكن بو az bile olsa üzerini, yetimlerin üzerini güldürü. Ne mutlu bize böyle bir millet. Bir millet ölmez eğer şehitlerini yadından çıkartmasa. İnşallah biz hay bir milletik. Onun için şehit uşakları ve şehit havalileri yadımızdan çıkmıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında Tuzurmatı Kültür Sarayı'nda Sünni Vakfı tarafından Kandili Şerif düzenlendi. Senin üründen halk etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında Tuzurmatı Kültür Sarayı'nda Sünni Vakfı tarafından Kandili Şerif düzenlendi. Bugün hazır olduk Tuzurmatı'da Mevlid-i Nebaviye salavatullahi ve selamu aleyh. Bunu da Duz Hurmatı'da İdaret Vakfı Sünni ihya etmişti. Sağ olasınlar, Allah cennetine yazsın. Nece bilirsiniz, peygamber bütün Müslümanlarındı. Ve özü de geldi rahmeten lil alemin. Biz bir daha memnunuz İdaret Vakfı Sünni'den bu ihtifal yani etti burada. Ve temenni ederiz inşallah bütün Duzdağlar her zaman katılsınlar böyle münasebelere. Sünni Vakıf Başkanı Dr. Meşan El Hazreci rivayetinde düzenlenen Kandili Şerif törenine Milletvekili Kerim Şükür, Selahattin İl Meclisi Başkanı Adil İsmail, Sünni Vakfı'nın idari vekili Tuzurmatı ilçesinin kaymakamı Zülfikar Haydar ve çok sayıda din adamı ve aşiret reisleri de katıldı. Bugün bildiğimiz gibi burada bu tecemmu bir mübarek tecemmu'da bir veladet-i Nebi'yle Akrem Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bir riayet-i divan-ı vakfı sünni ahiyetler ve zikranı. Düzenlenen Kandili Şerif'te güzel ilahiler okundu. Sünni Vakfı'nın Başkanı İdari ve Mali Vekili Muhammed Salih, Peygamber Efendimiz'in doğumu bizlere İslam dininin değerlerini güçlendirir diyerek, yaşadığımız bu çağda bu değere ihtiyacımız var olduğuna da vurguladı. Telef Ali Çakaymakamı Halil Muhsin El-Habbaş, Şehitler Vakfı'ndaki toplu mazar ekibinin Telefer ilçesindeki okul mazarlığından şehitlerin ve kaybolanların kalıntılarını kaldırmayı başladığını açıkladı. Telefer Kaymakamı Sayın Halil Mehsin El-Habbaş mağdur şehitlerin cesetlerini çıkarmaya teakkid etti. El-Vahde semtinde bulunan kabristan'da ona artı Allu Antar kuyusunda aynı günde başladılar. Şimdi bugün hazır olup o medresede Haysaat'te. Bu giden günler bu makbara tapıldı. Bizim bir makbaramız var idi, bilirsiniz, humuyuz bilir, Allu Antar. Allu Antar'da takriben işledildi bir müddet muayene. Dediler tamam yani kalmadı cüset. Ve ile ahirde taptırlar cüset. Ve indi bir gün bulaştırlar merhale rabia. Lan biz biliyoruz Allu Antar'ın umkına kadardı. İndi haliyen 30 metredi. Biz evvel yani eskilerimiz, ahillerimiz diyardı bu 50 metreden çoktu. Ve biz talb iladı o vaxtında özlerinden dedi bu umuk yani hakiki dayı. Biz istiyoruz ele aktarasız, ele işliyasız. Lan bizim 1500 adamımız yani mefkud var, mağdur. Bilmiyor her dağda, masırrarı her dağda. Ve bundan sonra bu makbara iktişaf iladiler. Ben mütevkaam. Yani bir en utla farda eddet makabır var. Bes bu makbara dayı, bes Allu Antar dayı. Yani bir şey, bu Daesh saytırlamıştı Medine'ye. Getiriydi, her da kesi geldi. İçinde adam yoktu. Gömerdi. Bu da mektep mahcuruydu.
İşte içinde burada görüyorsunuz makbari tamakları. Ve bu da hukuk yani alamın hakkıdır. Bir şey bunlar mağdurdurlar, ehliyeti var. İşte biz tarihtik indi geldiler. Yani Tıbab-ı Adliye Bağdat kan almağa, fahs eylemeğe. İstiyor kimin mefkudu var ise vecihlensin. Bu yemkin dördüncü nıkla geldiler. İstiyor alam yerisin. Yetsinle fuhusat ilasında. Tabi bu açısatta görüyorsunuz indi. Takriben indi sordum özlerinden. Dört leş tapıptırlar. Bes hafara işleyende bu kastalı kazanda bilisey katılıptı eşle. Fe indi işliyle yani kalan parça parçadı. Muhtemel yani biz deyiz burada enfak var. Artık bu acıza emniyenin özlerinin işidir. Bu çalışmalar şehitler ve şehitler ailelerin haklarını yerine getirmeye cesetleri kaldırdıktan sonra Kılıfar ilçesinden Galip Sto, El Türkmen Uydu kanalı. Diyaleye bağlı Karatepe kasabasındaki sebze meyve satan dükkan sahipleri protesto yaparak kontrol noktasının da açılmasını ve kamu yararına olacak şekilde meyve sebze ve diğer eşyaların girişine izin verilmesini talep etti. Tamam da memnun, ya memnun. Diyale'de bir gösteri. Diyale iline bağlı olan Kağıtepe kasabasında bakkallar ve dükkancılar bir gösteri düzenledi. İstedikleri rak ordusunun emniyet kontrolü kendilerini bıraksa ve sebzeleri ve başka yasak olmayan şeyleri girsin ilçeye. Saytala bizim Bramasan'ın el müştereke ceşme aldı. Ve koyun bunu ey şey girsin yani Kağıtepe'ye. Ege mumadı gıdayı olsun, mukadlar olsun, kimya olsun, ey siyara hamil, yani kazayıptı, hamil var özünde, fe kovumla girse Kartepe'ye. Fe sebep ne biz hadden bilmirgin. Fe deyir bize gidersin, kalaya, kaladan zonası cevriye, cevriden gelse bizim şu kitap ancak geçersin. Fe bizim şu bu masrafa çok izahdı. Fe bizim şu bu şey yani çok yani bir şeydi bizim şu, zahmeti bizim şu. Fe bilmirgin bunlar nesildi biz ne yani. Aparırgın kitap, müdür hıyamızdan, nahiyeden para kitap, müdür hıyamızdan bir kitap, bir müdür hıyamızdan kitap yer vermez. Ne için Abu Cevla'nın kitabı yer yeri? Ne için müdür hıyamızdan kitabı yer vermez? Tabii ki, وقفة احتجاجية بخصوص ممنوع دخول المواد الغذائية والمخضر في ناحية قرطبة. Biz hepimiz bakkallardan duruyoruz çünkü çok haksızlık oluyor kendilerine. İlçe müdürü kendileri için bilgi veriyor ama ordu kontrolü bırakmıyor. Neden soruyoruz? Ve bir çözüm hemen bekliyoruz. اليوم نطالب الجهات العليا واصحاب القرار وقيادة عمليات ديالة بالتدخل العاجل. رشوالله. Biz bir gün vakfı ihtiyacıya tıkın mukaddar pazarı koymalı bizi musuva girdiğin. Ne yeş koymur. İki saat dursa saytarada diyor memnun girmek. Evet koymur. Bu 3-4 aydı koymalı musuva girse. Diyor dalan Kal'asa, Kal'adan, Khanakhan ise oradan cevheden kitap getmemiş. Ben cevheden işim kalıp, ben Kartepe kalkıyam, cevheden kalkıyam. Ne koyula tavuk girsin, ne koyula mukaddar girsin, ne koyula mavad gıdaya girsin. 2 saat orada dursa, 3 saat, ona çal, buna çal koymalı. Elle bir yol tapsa, yavrulmaktan gelsin. Yani ne iş, alem işte fakir fukara yaşıyor bu pazarda. Kağıtepe kasabası müdürü ise mühendis Vesfi Murtaza gösterilerin yanına hemen ulaştı ve mikrofonumuza şöyle konuştu. Müsvak koymala girsin, mukadar koymala girsin. Men edip alame illa manadar. Fevir vakfı ihtiyacı etmişler pazar içinde. Pazar baklayıp dururlar. Biz de o müdür şurtan muavundan beraber geldik, istikbal ettik özlerin. Talabatlarını aldığın ve mukatip ettiğin kıyat ameliyatı inşallah hallolur bu mevzuya kariben. Haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Mehmet Şia, Sudani Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri ile bölgedeki son gelişmeleri ve Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmaya yönelik uluslararası çabaları ele aldı. Başbakan Mehmet Şia, Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit bölgedeki gelişmeleri ele aldılar. Lübnan Hizbullah, Safa şehrini ve Celil'deki kasabaları hedef alan bir füze saldırısı başlattı. Lübnan Hizbullah El-Sadah bölgesinde Siyonist yapıya bağlı bir piyade kuvvetini top mermileriyle hedef aldı. Gazze Şirin'in kuzeyinde Beyt Lahiye'nin basındaki Sultan Mahallesi'ndeki Abu Cafer Okulu'na işgal savaş uçaklarının düzenlediği bombalı saldırıda iki Filistinli şehit oldu.
Kudüs Tugayları Gazze şeridinde Ned Zarim eksenindeki Siyonist mevzilerini bombaladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun.